Tekrardan merhabalar, selamlar. Bu sunumumuzda trakea histolojisini anlatacağım. Trakea, solunum yolunun larynksten sonraki kısmıdır. 15-20 santim G şekilli kıkırdak içeren, lümeni yalancı çok kaplı kinosilyalı epitel ile döşeli, yani solunum epiteli ile döşeli. Yaklaşık olarak 10-15 santim uzunluğunda tübüler bir organdır. Şu kısım trakea, lümeni. Şu kısım özofagus, yani yemek borusu. Yemek borusuyla sınırlı komşuluğundadır. Şu kıkırdaklar şöyle görüldüğü gibi. Şuralar kıkırdaklar, kıkırdak yapılar. Normalde C şeklinde, büyük C şekilde bir tek bir kıkırdaktır insanda. Ancak bu ratlardan alınmış reke olduğu için görüldüğü gibi parçalı bulunabiliyor. Şu şekilde arka uçları şu kıkırdakların birbirleriyle şu şekilde fibroelastik bir bağ doku ve düz kastan oluşan doku ile birbirlerine bağlıdır. Yani bu doku musculus trachealis dediğimiz düz kas dokusudur. Bir büyütelim şimdi orayı. Trakeanın yemek borusu ile komşuluğu olan arka tarafı. Evet, kıkırdak dokusu. Üstte perikondriyumundan başlayan şu şekilde devam eden bir düz kas dokusu. Devam ediyorum. Karşılığındaki C'nin diğer kolu olarak düşündüğümüz kıkırdağın üst tarafındaki perikondriyum ile bağlantı kuran düz kas dokusu görülmektedir. Trakea servikal 7. omur seviyesinde başlar ve 4. toraks omuru seviyesinde aşağılarda akciğere yaklaştığı zaman iki dala ayrılarak, yani bronkus, principalis, dextral ve sinister, sağ ve sol bronkuslara ayrılarak akciğerlere girerler. Şimdi bunun lümeninden başlayalım. Trakeanın duvar yapısını histoloji olarak anlatalım. Duvar yapısı neler var? Hemen lümeni çevreleyen epitelinden bahsedelim. Burayı büyütüyorum bir daha. Görüldüğü gibi epitel yalancı çok katlı ve yüzeyinde şöyle küskül saçak gibi görünen, halının yüzeyi gibi görünen küskülleri görmekteyiz. Bunlar kinosilyalar veya silyalar olarak isimlendiriyoruz. Silyaları bulundurmaktadır. Burada yalancı çok katlı dememizin sebebi, biliyorsunuz, hücreler farklı boyutlardadırlar, uzunluktadırlar. Tüm hücreler, epitel hücreler şu şekilde alttaki bazal laminaya otururken hepsi lümene ulaşamazlar. Bu nedenle çok katlıymış gibi görüntü verirler. Çekirdek pozisyonu, yani yüksek boylu olanların çekirdekleri üst profilli, alçak boylu olanlarınki ise altta görüldüğü gibi alt profilli oldukları için sanki çok katlıymış gibi görüntü verirler. Aslında normalden tek katlıdırlar. Bu hücrelerin haricinde goblet hücreleri de mevcut. Şimdi bu kesitimiz biraz çok kalın olduğu için goblet hücrelerinin olduğu yerler çevredeki hücreler tarafından neredeyse maskelendiği için görülmemiş. Daha sonraki bir preparatlarda görünen kesitlerde goblet hücrelerinde pozisyonlarını göreceğiz. Normalde şu soluk olan yerlerde muhtemelen goblet hücreleri olmuş olabilir. Bir de bu solunum epitelinde trakeada burada. Normalde epitel dokuları anlatırken 3 tip hücre anlattık. Bu 3 tipin haricinde, yani sinir prizmatik hücrelerin haricinde goblet hücrelerinin olduğunu, bazal hücrelerinin olduğunu söyledik. Ancak solunum sistemiyle birlikte fırçamsı hücrelerin bulunduğundan bahsettik. Serot hücrelerden bahsettik. Bir de buradan nöroendokrin, yani difuz nöroendokrin sisteme ait dinez hücreleri veya small granule celler veya kolsit hücreleri de bulunabilir. Bu sinir prizmatik hücreler, goblet hücreleri ve bazal hücreler %30 olarak bulunur epitelde. Yani 30-60-90. Diğer fırçamsı hücreler %3. Serot hücreleri %3. Dinez hücrelerden %3 kadar bulunmaktadır. Hemen epitelin altı şöyle görüldüğü gibi bu modifiye maston üçlü boyama yapılmış, silikon boyama. Gevşek bağ dokusudur. Şuraya odaklanıyoruz. Görüldüğü gibi gevşek bağ dokusu biraz ayrışma olmuş preparasyondan yapılan işlemler esnasında. Lamina propriası görüldüğü gibi gevşek bağ dokusu, kan damarları yoğun bir şekilde bulunur. İçe kırmızı kırmızı olanlar kan damarlarıdır. İçerilerinde eritrositler bulunuyor ve diğer kan hücreleri de görülebilir. Ancak burada eritrositler yoğun olarak çıkmış. Buralarda şu çevre dokuda
bağ doku hücrelerini anlattığımız tüm bağ doku hücrelerini görmek mümkündür arkadaşlar. O konuyu istediğiniz için detaylı olarak bilmeyeceğim ama şurada tipik bir etrafını çevriliyorum. Bir plazma hücresi gördüm şurada. Yine şöyle iyisi görünenler fibroblastlar, plazma hücreleri, diğer makrofaj hücreleri falan diğer tüm bağ dokuya ait hücreler görmek mümkündür. Trakea duvarında C şekli, gerçi şurada parçalanmış ama hiyalin kıkırdaklar bulunmaktadır. Hiyalin kıkırdak dokusu bulunmaktadır görüldüğü gibi. Çevreden perikondriyonu görülmekte, yine buradan da perikondriyonu görülmekte. Şurada lakünler ve lakünler içerisindeki kondrositler görülmekte. Onun haricinde devam ediyorum. Şöyle hemen çevre bağ dokuyla devam eder. Kıkırdak dokusu, çevredeki musculus trakealis dokusu. Şurada fibroelastik bir bağ doku. Çevredeki komşuluğundaki bağ dokusu devam ediyor. Ve hemen diğer komşuluğundaki organa doğru geçiş yapması gerekecek. Hemen öze vagusun çevre musküler tabakasına denk gelen kısım. Yani öze vagusun başladığı yer. Bizim konumuz burası değil. Bizim konumuz buradan itibaren şu biraz önce anlattığımız duvarı bu şekilde görülen organı ve trakea organındaki bu dokuları gösterdik. Yani özetleyecek olursak trakea yabancı çok katlı kinoz, yani solunum epiteline sahip. Altında gevşek bağ dokusu, onun altında C şeklinde, halka şeklinde organı saran bir hiyalin kıkırdak ve onları birbirine bağlayan musculus trakealis düz kas dokusu. Yani organ aslında C şeklinde değil, C şeklindeki kıkırdakları birbirine bağlayan büyük D harfi şeklinde bir organ diyebiliriz. Bu preparattan göstereceklerim bu kadar. Bir de elimde hematoksilon erozin boyalı preparat var. Küçük büyütmede, onluk büyütmede epitelini görmekteyiz. Godard hücreleri burada gayet bu büyütmede de belirgin. Hemen altında bir bazal lamina. Hemen şurada bir lamina propria kısmı. Sonra mukoza kısmı var. Kıkırdak dokusuyla devam ediyor. Görüldüğü gibi epitel şurada yalancı çok katlı ve Godard hücreleri burada gayet belirgin. Net bir şekilde görülüyor. Hücre yüzeyi özelleşmesi kinosilyumları görülüyor. Şurada bazal lamina belirgin olarak görülmesi lazım. Ve şuraya kadar muhtemelen mukoza, epitel altı, hemen bağ dokuya kadar epitel ve epitel altı, koza. Şurada aslında elastik lamina vardır. Şöyle bir hat halinde. Elastik laminadan sonraki kısım ise submukoza devam eder. Şuradan itibaren biraz daha koyu olan şu kısımdan itibaren devam etmektedir. Trakeanın duvarı. Bu boyamada elastik laminayı göremiyoruz. Eğer Verhoef boyama yapmış olsaydık şurada siyahımsı koyu lacivertimsi bir hat halinde elastik laminayı görmek mümkün olacaktı. Bu elastik lamina mukoza ile submukoza arasında bir sınır teşkil etmektedir. Bu elastik laminadan sonra devam eden kısım submukoza olarak devam edecek. Yani şuraya kadar olan mukoza, pardon, tekrar özetleyecek olursam elastik laminaya kadar olan epitel ve epitel altı lamina, bazal lamina, altındaki lamina propria, mukoza, elastik laminadan sonraki kısım ise submukoza olarak isimlendirilmektedir. Evet, bez yapılarını görmekteyim. Son kısımlar, müköz son kısımlar. Evet, müköz son kısımlar ağırlık. Ancak şuralarda serör son kısımların da bulunduğu serör müköz bez yapıları görülmektedir. Duvarının üç tabakadan mukoza, submukoza ve en dışının da adventitia olduğunu söyleyelim. Onu belki söylemedim. Ve en dıştaki şurada görüldüğü gibi tunika adventitia. Tekanın histolojisi bunlardan ibarettir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.